Herkese merhabalar. Kripto News'te yeni bir haftaya giriyoruz ve haftanın ilk videosunda sizlerle birlikteyiz. Öncelikle herkese bol kazançlı bir hafta diliyoruz. İyi, mutlu geçirilecek bir hafta diliyoruz ve videomuza Solana ile başlıyoruz. Solana'yı takip edenler, kripto severler illaki geçtiğimiz haftaki grafiğini yakından incelemiştir. Şimdi bu videoda birlikte bir Solana incelemesi yapalım. Ardından da bu yükselişin ardında yatan nedenlerle devam edelim. Hemen Solana'nın grafiğini ekranlarınıza getirelim. Bu video çekildiği sırada 166.47 dolar seviyelerinde işlem görüyor Solana CoinMarketCap verilerine göre ve son 7 günlük artışına baktığımızda %8.73'lük bir oran görüyoruz. Son 24 saatte de yine %5'e yakın bir yükselişle seyretti. Aslında Solana'nın geçtiğimiz haftaki bu yükselişin ardından 150 dolar, yani o kritik 150 dolar direncini de kırdığını görebiliyoruz. Bu Solana yeni bir rally'nin sinyallerini mi veriyor sorusunu da akıllarımıza getiriyor. Peki bu yükselişin arkasındaki nedenler neler? Biraz daha detaylıca inceleyelim istersen. Şimdi Solana sadece fiyatıyla değil, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Yani Solana blok zincirinin hız ve ölçeklenebilirliğini arttırmak için aslında üzerinde çalıştığı FireDancer doğrulayıcı işlemcisi saniyede 1 milyon işlem kapasitesiyle kripto dünyasında büyük bir devrim yaratacak güce sahip. Bu gelişmede yatırımcıların Solana'ya olan ilgisini arttırmaya yetti. Ayrıca blok zincirinde yıl boyunca tam 96 bin yeni token oluşturuldu ve bu Solana'nın özellikle meme token ekosistemi için vazgeçilmez bir platform haline geldiğini bizlere gösteriyor. Solana'nın TVL, yani kilitli toplam değeri, yıllık %1800 artışla 6 milyar dolara ulaştı ve bu rakamlar Solana'nın sağlam bir altyapı sunduğunu, gelecekte daha büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin Solana'nın son 30 günlük hareketli ortalamasına bakalım. Son 30 günde uzun vadeli 200 günlük ortalamanın üzerine çıktı ve yükselişin devam edeceğine dair güçlü bir sinyal verdi. Göreceli güç endeksi 70 seviyesine yaklaştı. Yani yatırımcıların hala alım yapma isteği yüksek olduğunu görebiliyoruz burada. Bu sinyaller Solana'nın yükselişinin devam edebileceğine işaret eden sinyaller oldu. Ve şu anki yükselişe rağmen Solana'nın yine tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 250 doları hala görmediğini ve bu seviyenin %41 altında olduğunu unutmayalım. Yani bu rally'nin henüz tam anlamıyla başlamadığı düşünülüyor. Solana'daki gelişmeler aslında bununla da sınırlı değil. Solana için ETF başvuruları yapıldı. Kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekiyor bu ETF başvuruları ve bu da fiyatı biraz daha yukarı taşıyabilir ETF ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanırsa. Kripto piyasasında genel bir toparlanma olursa da, yani bu toparlanma göz önüne alınırsa, Solana'nın liderliğinde daha büyük bir yükseliş dalgası da görebiliriz. Şu an Solana yatırımcıları bunu heyecanla bekliyor. Ve ön satış kısmımıza devam edelim. Az önce tabii ki bahsettik, meme coinler dedik. Meme coinler de bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden dolayı, yaklaşan başkanlık seçimlerinden dolayı biraz siyasi tokenlara, siyasi temalı yani Politify'lara yönelmiş durumda. Ve tabii ki bu da yeni projelerin Politify konseptiyle çıkmasını sağlıyor. Onlardan birisi de geçen hafta ön satışıyla dikkatlerimizi çeken bir proje olan Freedom Fighters. Hemen bir projenin ana sayfasını incelerken size biraz bu projeden bahsedelim. Siyasi temalı tokenlara ilgi duyanlar için tabii ki fırsat olarak sunulmuş. Ön satışın başlamasıyla saatler içerisinde 100 bin dolar toplamayı başardılar ve bu video çekildiği sırada da 208 bin dolarlık bir fon topladıklarını görüyoruz. Proje sizi aslında Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde Magatron veya Kamakop 9000 tarafında yer almaya davet ediyor. Bu iki aday seçimlerde yarışan mekanik versiyonlar olarak aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi kripto liberaller ve demokratlar bu oyunlaştırılmış Amerika Birleşik Devletleri seçim versiyonuna katılıyorlar. Tartışmalarda da, oylamalarda da yer alabiliyorlar. Projenin platformlar arası erişilebilen yerel token'ı Doom Token'la ödüller kazanıyorlar. Şu anda erken yatırımcılar Doom Token'ını
tanesi 0.00005 dolardan satın alabiliyor. Ancak tabii ki ön satışın ilerleyen aşamalarında fiyat bir sonraki turda artacak. Ayrıca proje bir staking mekanizmasına sahip, bu mekanizma aracılığıyla oy verme özelliği sunuyor. Kullanıcılar Freedom Savaşçısını seçiyor. İki staking protokolü üzerinden yüklü staking ödülleri kazanabiliyorlar, toplayabiliyorlar. Ve tartışma ödüllerini staking işlemlerini destekliyor. Bu token kullanıcılara oy verme, ödül kazanma ve proje içinde çeşitli etkinliklere katılma imkanı sağlıyor. Proje incelemeden önce tabii ki bir denetim kısmına da bir göz atmanızı öneriyoruz. CoinSuit ve Solid Proof imzası yer alıyor projenin denetim raporlarında. Asla ve asla kendi araştırmalarınız dışında herhangi bir şekilde bir yatırım yapmamanız konusunda sizleri uyaralım. Projeyi incelemek istiyorsanız da resmi web sitesini açıklama kısmımızdaki linklerden bulabilirsiniz. Genel hatlarıyla proje böyle, bakalım ilerleyen günlerde ön satış nasıl gidecek, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kripto dünyasındaki en yeni gelişmeleri ve en yeni kripto projelerini öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.